Merhabalar. EKGO'ya 9'unda pazar mıydı 9'u? Tam hatırlamıyorum ama. Yok, cuma günü herhalde bakmışım EKGO'ya. Şimdi isteyen oldu. Onun için biraz da hareket etti ise. Onun için bir bakma gereği duydum. Yani dirençten şimdilik döndü. Direncini geçemedi tam olarak. Yani şu 1.90, yani şimdi burada 1.90 da bir kapanış var, evet. Ama yani bir satış hacmi de var yani. Onun için bir kapanış daha olursa buranın üstünde yeşil bir mum görürsek, biraz böyle hacmi de şuradaki bir önceki mum gibi olursa, en azından ortalama hacminin üstünde olursa, o zaman biraz daha artık burası tamam kırıldı demek mümkün olur. Daha önce işaretlemişim zaten 1.90'ı burada. 50 günün üstünde tabii iyi kaliteli bir hareket. Kısa ortalamalar uzunları alttan kesiyor. Kesmeye başladı. İşte burada 1.78'deyken kesti. Şimdi 50 gün kesilmeye başlıyor. Bu tabii olumlu bir şey. Yani kağıdın biraz daha yükseliş trendine devam edebileceğini gösteriyor diyebilirim. Garanti de değil tabii, onu söyleyeyim. Yukarıda 2.11'de bir direnci var, yoluna devam ederse. 2.11'e kadar tabii ara dirençleri kendisi de yaratabilir, onu söyleyeyim, ama büyük bir dirençte beklemek, beklemem yani böyle bir. Şimdi Borsa İstanbul'daki bir olumlu hava devam ederse mutlaka o ara dirençler, oluşabilecek dirençler daha çabuk kırılır kanaatindeyim. Isınma yok yani. Şöyle stokastik yönünden tabii var, biraz böyle şey olmuş, momentumu düştü kağıdın, bugünkü bir düzeltme hareketi ise eğer hafif bir momentum düşüklüğüne sebep oldu. Tabii yarın devam ederse stokastik 88'de, şimdi EKGO'da tabii ikisine de bakıyoruz yani, birisi daha kısa vade hareketler bunların, birisi biraz daha yani 2-3 gün 2 gün geriden geliyor diyelim. Stokastik yönünden şimdi orada kalabilir tabii, stokastik 80'lerde 90'larda kalabilir ama yani 92'nin burada bir şey EKG oldu. 92-93 bir sınır. Yani oranın üstüne biraz zor çıkamıyor yani, olmuyor oranın üstüne. Momentum çok yüksek olması lazım oranın üstüne çıkabilmesi için. Şimdi hacimde şöyle bir sıkıntı var. Yeteri kadar hacimsel tepki olmadı burada. Yani biraz güdük kaldı hacim. Şuralardaki gibi böyle daha büyük hacimlerle gelse, evet, daha yüksek momentumla geldiği zaman bu 90'ı biraz daha böyle yukarı, hani 88'de de biz ne dedik demin, 95'ler 90 mı dedik, 90'lar dedik, 92 falan var, 92-93, hani biraz daha böyle büyük yeşil bir mum yaparsa oraya gelir. Oradan sonra düşüş olur demiyorum tabii, ama yani bir düzeltme de beklenir, yatay da olabilir ki genellikle şuralara baktığımız zaman yatay bir düzeltmesi var kağıdın. Sonuçta bu 3 liralardan falan geldi buraya. Yani öyle yüksek de sayılmaz. Bunu da göstereyim. Yani kağıttan haberi olmayan vardır alıp. Yani şimdi bu da EKGO 3 liralar, 3,5 liraların kağıdı bu normalde. Yani çok aşağı bir seviyede. Çünkü genelde şöyle oluyor. Mart seviyesine bakıyorlar. 1,4'müş ya, ne gitmiş kağıt diyorlar ama. Ne gitmiş abi yani. 1,1,90 en düşük seviyeler. Evet, özel bir formasyon, onu da söyleyeyim. Yok. Burada özel bir hiçbir formasyon yok. Basit bir düzeltme mumu olduğunu söyleyebilirim bunun. Şimdi burada bir tabii kırılımda da, yani bu kırılım dedim ya, bir yeşil mum daha olursa artık ben kırıldı kabul ederim kendi açımdan. 1.72 altta yani bu bir şey hareketi, kanal hareketi alırsak 1.72, 1.90, 2.10 gibi bir çıkış hedefi ne ulaşırız ki, orada da zaten bir direncimiz var. Hatta o dirençten alırsak şöyle bir çanak hareketi gibi bir formasyondan da söz etmek mümkün. Yani uyar yani, şuradan aldığınız zaman bir çanak hareketine doğru da evrilebilir iş. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.